Aşağıdaki şekilde renkli kartonlardan yapılan kareler tam ortalanarak üst üste yapıştırılmıştır. Karelerde en büyükten en küçüğe doğru gidildikçe karelerin alanı her seferinde bir önceki karenin alanının %80'ine eşit oluyor. Siyah kartondan yapılmış karenin alanı 40 cm kare olduğuna göre yeşil kartondan yapılmış karenin alanı kırmızı kartondan yapılmış karenin alanından kaç cm kare daha fazladır? Şimdi o zaman şöyle gidelim. İlk önce kırmızıyı bulalım. Siyah kartonu bana vermiş 40 cm kare diye. O zaman 40'ın %80'ini hesaplayacağım. %100'ü 40 ise eğer %80'i kaçtır diye oran orantı yaptığım zaman buradan ne olacak? X eşittir 40 çarpı 80 bölü 100'den bu sıfırlar sadeleşti. 32. Demek ki siyah kırmızı kartonu alanı 32 olacak. Bunu buraya hemen yazalım. Bir de gelelim. Şimdi yeşil kartona doğru yukarıya doğru çıkalım. Diyeceğim ki mavi kartonu bilmiyorum. X dedim ona. %100'ü X iken %80'i ne olacak? Siyah karton alanı yani 40 olacak. Buradan hesapladığım zaman X ne oluyor? 100 çarpı 40 bölü 80. 100 çarpı 40 bölü 80. Bunlar da doğru orantı olduğu için hep çaprazlama yani içler dışlar çarpma şeklinde yapıyoruz, eşitliyoruz. 40'a böldüm 1, 40'a böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 50. O zaman ne oldu? Mavi kısmının alanı da 50 oldu. Yeşili bulmak için de tekrar bir tane daha oran orantı yapacağım. %100'ü mavinin alanı iken %40'ı mavinin alanına bu sefer ekledim. Bunun %80'i ne olacak? 50 olacak. Burada da ne gelecek? 100 çarpı 50 bölü 80 bana mavinin alanı, yeşilin alanı verecek. Buradaki sıfırla buradaki sıfır gitti. 57. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 25. 25 ile 5'i çarptım. 125. 2'ye böldüm. 62,5. Demek ki yeşil alanda 62,5'muş. Benden istediği bu 62,5'da 32'nin farkı. 62,5'dan 32 çıkartırsam da 30,5 gelir. Yani cevabım Denizli olur. Aşağıdaki tabloda bir sigorta şirketinin trafik sigortasında araç sahiplerine uyguladığı indirim oranları verilmiştir. Bu indirim oranları bilinirken kullanılan indirim basamı eğer hiç kaza yapılmamışsa her yıl mutlaka bir basamak artmaktadır. Yeni araç alan Esra Hanım 1000 TL'ye trafik sigortası yaptırmış ve 3. basamaktan olaya girmiş. Bu sigorta şirketi fiyatını her yıl %10 artırdığına göre hiç kaza yapmayan Esra Hanım 3. yıl kaç para öder? 1. yıl zaten 1000 lira ödedi. 2. yıl herhangi bir indirim yoktu ama sigortanın parası %10 artmıştı. %100'ü 1000 iken %10 artınca %110'unu ödeyecek. O da ne yapar? Bu x'in çarp 100'e böldüğüm zaman x eşittir 1110 çıkar. Yani bu 2. yılda ne olacak? 1110 ödeyecek. 3. yılda da ne olacak? Fiyat yine %10 artacak. Yani şu anda 2. yıl üzerinden düşünürken fiyat %100'ü 1100 iken ne olacak? %110'a artacak tekrar, bunun üzerinden zamlanacak. Buradan da hesapladığım zaman ne oluyor? 1100 çarpı 110 bölü 100. Bu 2 sıfırlı bu 2 sıfır gitti. 11 çarpı 11 121. Yani 1210. Şu anda fiyat 1210'a çıktı. Ama %20 de indirim olacak bu fiyat üzerinden. Dolayısıyla ne yapacağım? %100'ü 1210 iken %100'ü 1210 iken orada kampanyadan dolayı %20'lik bir indirim olacak. Yani %80'ini ödeyecek bu paranın. Kaç para olur diye bunu bulacağım. Buradan da x ne olacak? Yine çaprazlama çarpıyorum. 1210 çarpı 80 bölü 100. Bu sıfırla bu sıfır, bu sıfırla da bu sıfır gitti. 121 çarpı 8. Bu da ne yapar? 968 yapar. Cevabım Adana. Aşağıda A, B ve C sayıları ile ilgili bilgiler bilinmektedir. A sayısının %90'ı B sayısının %80'i C sayısına eşittir. B sayısı 225'tir. B sayısı 225 ise C sayısı B sayısının %80'ine eşit olduğuna göre ne yapacağım?
%100'ü 225 iken %80'i kaçtır deyip, daha doğrusu C'dir deyip oradan C'yi bulabileceğim. C ne olacak o zaman? 225 çarpı 80 bölü 100. Bu sıfırla bu sıfır. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 45. 45 çarpı 4 de 180. Demek ki C ne kadarmış? 180'miş. A'yı da bulalım şimdi. A içinde ne diyeceğiz? Demiş ki bana A sayısının %90'ı B'dir demişti. Yani A sayısı %100'ü A iken %90'ı B oluyormuş. B'de zaten 225'ti. Buradan içler dışlar yaptığım zaman yine A ne olacak? 225 çarpı 100 bölü 90 olacak. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 25. 25 çarpı 10'da 250. Demek ki A sayısı da 250. Hepsini bulmuş oldum şu anda. Hangisi doğrudur demiş. A sayısı 260 demiş. Yanlış. 250. A sayısının %72'si C sayısıdır demiş. İkinci bir işlem gerektiriyor. Şu anda atladım onu. C sayısı 200'dür demiş. Yanlış. 180 olduğunu bulmuştum. C sayısının %120'si A sayısına eşittir demiş. Şimdi bu işlemleri yapayım. A sayısının %72'si C sayısı demiş. A sayısının %100'ü 250 idi. %72'si, bakalım C gelecek mi? Soru işareti. Bu soru işareti ne olacak? 250 çarpı 72 bölü 100. 25'e böldüm 10. 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 18. Çarpınca da 180 geldi. C sayısı da 180'di. Demek ki B şıkkı doğru, cevabım Bursa. Aşağıda bir apartman dairesinin karekökenliği verilmiştir. Dairenin kaç bölümden oluştuğu ve bölümlerin alanları karekökenliğin yanındaki tabloda verilmiştir. Bu evin iki odasının toplam alanı yanlışlıkla 1,1 metrekare fazla yazılmıştır. Buna göre kaç bölümü evin toplam alanının %10'undan daha az bir alana sahiptir demiş. Bunun için ilk önce evin toplam alanını bulmam gerekiyor. Onun için de buradaki sayıları toplamalıyım. Buradaki sayıları topladığım zaman 4 tam %53, 6 tam %27, 27 tam %76, 9 tam %36, 10 tam %56, 14 tam %82, 4 tam %8, 4 tam %8. Bunları topladığım zaman ...81,46 yapıyor. İki odayı da toplamda 1,1 fazladan ölçmüştü. Dolayısıyla bu 81,46'dan 1,1 çıkartırsam ne olacak? 80,36 olacak. Evin bütün alanı bu. %10'u da bunun ne yapar? 10'da 1'i demektir. 8, bir tane kayacak yani. 8,036 demektir. Kaç tanesi 8,036'dan küçük diye bakacağım. Gördüğünüz gibi bu küçük. 4,53 küçük. 6,27 küçük. 27 geçiyor. 9 geçiyor. 10 geçiyor. 14 geçiyor. 4,08 ve 4,08 geçiyor. O 4 tanesi geçti. Demek ki cevabım Ceyhan. Aşağıdaki mağaza vitrininde yazan yüzdeler kasada yapılacak ödemede normal tutarın ne kadar daha az ödeneceğini göstermektedir. Bu mağazada alışveriş yapan iki arkadaş mağazanın kasasına ödeme yapmak için geldiklerinde kasiyer bu arkadaşlara ürünler için ödemesi gereken normal fiyatları soruyor. Arkadaşların verdiği cevaplar 200, 100 ve 150'dir. Kasiyer bu arkadaşın ödeyeceği ücretleri karışık olarak 75, 100 ve 90 olarak söylüyor. Buna göre yapılan indirim oranları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Bu da şıklardan gideceğim mecbur. Mesela %25 olsa burada 75 elde edebileceğim bu var. %100 TL'de 25 indirim yapınca 75 yapar. %50 indirim olsa 200'ün %50'sini aldığım zaman 100 gelir. Oradan bunu da elde etmiş olurum. %40 indirim olsa 150'nin üzerinden hesap yapmam lazım tabii ki. %100'ü 150 iken %40 indirim olursa şuna bakıyorum A şıkkındaki ne olacak? %60'ını ödeyecek.
Buradan hesapladığım zaman da burası 900 x eşittir 60 çarpı 150 900 mi? 9000 yapıyor. 100'e böldüğüm zaman da, gerçi şuradaki sıfırları atarak da bakabilirim. Ne oldu bakın, 90 çıktı. Direkt sal. Demek ki A şıkkı olabilirmiş. Cevabım Adana. Aşağıda verilen çubuğun uzunluğu üzerine yazılmıştır. Bu çubuğa yapılacak işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir. Sağ tarafından %20'si kesiliyor. 360'ın %100'ü 360 iken %20'si kesiliyor. Yani %80, daha doğrusu burada kesinliği bulmam gerekiyor sorudan dolayı. O zaman %20'si kaçtır diye söyleyeyim. Gerçi %20'si demek 5'te 1 demek olduğu için 360'ı 5'e bölerek de direkt bulabilirim. X ne olacak buradan? 360 çarpı 20 bölü 100. Zaten bakın 20'ye böl 1, 20'ye böl 5. 360 bölü 5 geliyor. O da nedir? 72. Demek ki ilk önce birinci yatımda kesilen parçanın uzunluğu 72. Bunu bulduk. Şimdi devam edelim. İkinci yatımda kalan çubuğun ne kadar kaldı? 360'tan 72 çıkartacağım. 360'tan 72 çıkarttığım zaman da 360'tan 72 çıkartınca da 288 kaldı. Şimdi bu 288'in de sol tarafından %25'i kesiliyormuş. %25 demek 4'te 1 demektir. Dolayısıyla direkt 4'e bölerek buradan ne kadar kestiğini bulabilirim. Ama dediğim gibi ben yine oran orantıyı göstereceğim. Çünkü bu bize çok lazım olacak. %100'ü 288 ise %25'i kaçtır? Ne olacak x? 288 çarpı 25 bölü 100. 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 72. Demek ki ikinci adımda da 72 kesilmiş. Dolayısıyla ne oldu? Bu iki çubuğu birleştirdiğim zaman oradaki uzunluk 144 yaptı. Şu birinci şekildeki uzunluk 144 yaptı. 72 daha 144. Buradan da 72 çıkarttığım zaman geriye kalan çubuğun uzunluğu bulmuş olacağım. O da 216. Geriye kalan çubuk da 216. Birinci adımda kesilen çubuk, ikinci adımda kesilen çubuğun %100'üdür demiş. Evet, çünkü ikisi de aynı uzunlukta. İkinci çubuğun uzunluğu da 72. Yani %172. Birinci adımdaki de 72. Dolayısıyla bu doğru. Birinci şekildeki çubukların uzunlukları ikinci şekildeki çubuğun %60'ıdır. Bakalım. %100'ü 216 iken %60'ı kaç gelecek? Hesapladığım zaman kaç gelmesi gerekiyor? 144 gelmesi gerekiyor ki doğru olsun bu. O zaman x ne olacak? 216 çarpı 60 bölü 100. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Bakın burada çarptığım zaman zaten paydada bölü 5'li bir şey gelecek. Ama benim çubuğumun uzunluğu virgüllü bir şey değil. Dolayısıyla bu şıkta ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. Cevabım Bursa. Geriye kalan çubuk 360'lık çubuğun %60'ıdır diye söylemiş. Hesaplayalım bakalım. %100'ü 360 ise %60'ı kaçtır? O zaman bunda 216 gelmesi gerekiyor. X ne olacak? 360 çarpı 60 bölü 100. Bu sıfırla bu sıfır, bu sıfırla bu sıfır gitti. 36 çarpı 6, 216'dır. Gerçekten doğru çıktı.